Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. 20 hesap bir adam kanlı canlı klan savaşları serimizin yeni bir bölümünde kaldığımız yerden yola tam gaz devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, dün video paylaşamadım. Sadece video paylaşamamakla kalmadım. Başlattığım klan savaşında henüz siftahı bile açamamış durumdayım. Sadece 1 saat 9 dakikalık bir süremiz kaldı. Ve minimumda 15 tane saldırı yapmam gerekiyor ki bunun sayısı 30'a kadar çıkacak. Çift saldırı hakkından dolayı. Düşman takıma baktığımız zaman, rakip takım diyelim daha doğrusu, Mobile Shop isiminde Hindistan konumlu bir klan ve 3 savaşlıkta kazanma serileri varmış. Bugüne kadar da yaklaşık 600 tane savaş kazanmışlar. Çok enteresan bir şekilde üst taraflarla alt taraflarıma saldırılar yapıyorlar. Yani 1 numarayla 7 numaraya ve 8 numaraya dalmışlar. Rakibin 2 numarası 5 ve 6 numaraya saldırmış. Stratejik açıdan büyük bir hata yaptıklarını düşünüyorum. Eğer bu şekilde lak lak yapıp vakit kaybetmez, bütün saldırı haklarımı zamanında tamamlayabilirsem umarım savaşı kazanma ihtimalimiz olacaktır diye düşünüyorum. Bununla birlikte ne düzenlere baktım, ne plan proje yaptım, ne de ordu bastım. Elimde süper okçulu, tazı balon, titan orduları var. Bütün hesaplarda basılı olarak. Yani birazcık doğaçlama takılacağız arkadaşlar. Ne çıkarsa bahtımıza oturacağız, onu da kabul edeceğiz. Kaybedersek sıkıntı yok. Victory klanındayım. Burada sadece bir savaşlık bir kazanma serimiz var. O da bir önceki videodan gelmişti. Rakibin köyleri de görmüş olduğunuz üzere. 7 numarada böyle bir köy varmış. 8 numarada. Yani normalde çok zor bir köy değil ama... Çok zor bir klan değil ama tabii ki de plan proje yapmadığım için nasıl bir performans göstereceğiz emin olamıyorum. Lafı daha fazla uzatmadan saldırılara başlayalım. Sizlerden ricam odur ki videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Evet arkadaşlar, ilk saldırıyı belediye binası 15 ana hesabımda rakibin 2 numarasına karşı gerçekleştireceğim. Süper okçulu bir tazı balon saldırısı gerçekleştireceğiz. Her şey hazır gözüküyor. Saldırı butonuna tıkladım o halde. Varmış. Birer tane güç ve kahraman iksiri de kullanalım. 3 yıldızlar bizim için çok önemli olacak. Şimdi bir yandan saldırıya başlarken bir yandan da planlarımı, projelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Bakınız, şöyle şuradan koruyucuyu, devamında zeplini ve 1-2 tane kelle avcısını gönderiyorum. Koruyucunun özelliğini de şöyle şu noktada kullanalım. Aslında ben kelle avcılarını şampiyona doğru gitsinler diye ümit etmiştim ama haliyle orada barbar kral olduğu için pek de mümkün olmadı. Dünyanın sonu değil. Şurada zeplin operasyonumuz başarılı. İkinci görünmezlik büyüsü de devrede. Şimdi koruyucunun özelliğini kullandığımız ve tazı balon saldırısı yapacağımız için defansif kraliçe ve şampiyon bizim için çok ama çok kritik bir önem taşıyor arkadaşlar. Yani onları bir şekilde aradan çıkartmamız lazım. Yoksa ciddi şekilde sıkıntı yaşayacağız hiç şüphesiz. Böyle bir tane daha görünmezlik kullandım. Hatta son görünmezlik büyüsünü de kullanıyorum. O X yaylarını indirmiş olduk. Bak, neye niyet neye kısmet. Çoklu kuleyi de alırlarsa var ya, Allah, bari patlatıcıyı alsaydınız. Neyse, sıkıntı yok. Şimdi madem ki koruyucu burada, o zaman şöyle onun etinden sütünden daha fazla faydalanabilmek için şu noktadan ben kral ve kraliçemi de pozisyonlandırdım. Şuraya bir tane de büyücü atıyorum iskeletlerin icabına baksın diye. Sağ tarafta şampiyon var. Onu da kendi şampiyonumla birlikte indirmeye çalışacağım. Elimde kelle avcısı da kalmadı. Tam şöyle kesişim noktasında bir adet duvar kırıcı. Hero'ların birazcık ilerlemesini bekleyeceğiz. Ey vatandaşlar, iki tane çoklu cehennem kulesi var. Kesinlikle sıkıntı çıkartırlar. Bakalım hayırlısı. Evet, kralın özelliğini şu noktada basmaya karar verdim. Aslında çok geciktirmeden şampiyonu da buradan oynasam mı? Alt tarafta karaya bakan bir X-ray var. Bizi çok fazla sıkıntıya sokmayacaktır diye ümit ediyorum. Birazcık daha beklemeye karar verdim. Arkadaşlar, şampiyonu ben şu içeriye çoklu cehennem kulesine doğru atacağım. Aksi takdirde ne olur? O çoklu cehennem kulesi bizim balonlarımızın canına okuyacaktır. Şuradan da ufak ufak tazı balon saldırısına başlıyorum. İkinci tazı balonlarım. En korktuğum defansif şampiyon, hatta kraliçeymiş o noktadaki. O yüzden buradan bol miktarda minyonlarımı, hatta şuraya bir bebek ejder. Devamında şuradan birkaç tane daha balon, ama gizli testler varmış, orayı birazcık daha bekletelim madem. Bak, kraliçe çok tehlikeli. Kraliçeyi şu anda çok çaresizim arkadaşlar. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Onu kendi kraliçemiz ile ancak ve ancak o şekilde indirebiliriz. Canını azalttılar köpecik ve minyonlar ama sonuna kadar temizlemeye yeterli olmayacaktır. Son balonlarımı da şurada gizli testlere doğru gönderdim. Şampiyonun kalkanına bastım. Kazıcı kaya saçarı etkisiz hale getirdi. Sanırım yüksek yüzdeli bir iki yıldızda kalmanın ötesine geçemeyeceğiz. Aslında o elimde kalan son kelle avcısını değil mi şeyde kullansaydım nasıl olurdu sizce? Defansif kraliçede kullansaydım şansım birazcık daha artmış olmaz mıydı? Hatta bırakın şansın artmasını, muhtemelen köyü üçleyecekmişiz ya. Vay arkadaş. Neyse.
Plansız, projesiz, aynı zamanda ilk saldırı için bence gayet makul bir sonuca ulaştık. Umarım devamında 3 yıldızları almayı başarırız ey vatandaşlar. Evet, %92, %93 olacaktır. Duvarlar engel olacak. X'e de zaten müsaade etmeyecektir. %93 2 yıldız. Bir sonraki saldırıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 2 numaralı belediye binası 15 hesabımdayım. Bir tane güç iksiri kullanacağım. Burada elektro titan saldırısı gerçekleştireceğiz. Neden? Herhangi bir sebebi yok. Dediğim gibi bir önceki KS'den kalma bir artık orada arkadaşlar. O yüzden bakacağız bir el çaresine. Bir tane kahraman güçlendirme iksiri satın almak istiyorum. Madalyan varsa varmış. Güç iksiri kullanmış mıydık? Güç iksiri kullanıp kahraman güçlendirme iksirimiz yok. Öyle mi? Ha, buradaymış. Aşağı tarafa kaymış. Tamam, sıkıntı yok. Hemen şöyle şunu da kullanalım. Rakibin 3 ve 4 numaralarından sorumlu bu hesap. Hangisine saldıracağım? Nasıl saldıracağım? Hiçbir fikrim yok. İlk defa sizlerle birlikte bakıyorum düzenlere. Mesela 3 numarada böyle bir köy varmış. Koruyucunun özelliğini şuradan feda ederek zeplini kartal topunun civarında indirirsem, hatta ve hatta tam şöyle şu kör noktada öfke büyüsü kulesiyle kartal topunun arasında, hatta ve hatta direkt öfke büyüsü kulesinin üstünde de atabiliriz. Korkunç, muazzam bir değer elde etmiş oluruz. 4 numaraya da bir gözcülük yapacağım. 4 numarada bir ada düzeni var. Island Base. Onu şimdilik es geçelim. 3 numaraya saldırımızı yapalım bakalım. Zehir büyüsü kulesi var ama o aktif olana kadar süper okçular çoktan atı alıp Üsküdar'ı geçerler diye ümit ediyorum. Patlatıcı var. Dondurma büyümüz yok. Yaradan'a sığınaraktan saldırı butonuna tıkladım gitti arkadaşım. Evet, monoliti umarım balonlar falan indirmeyi başarabilirler. En kötü ihtimalle süper okçularla monoliti almamız lazım. Yoksa saldırı başlamadan bitecek sevgili dostlarım. Şöyle yapacağım. Şuradan bol miktarda balon, koruyucu, hemen ardından zeplinimi sahaya sürdüm. Koruyucunun özelliğini tam şöyle şu noktada patlattım. Önden bir tane klon büyüsü attım. Devamında görünmezlik ve operasyon başarılı. Tamamdır. Zehir büyüsü kulesi de sıkıntı çıkartmadı. Belediye binasına yapıştılar. Kartal topunu indireceğiz. Monolith'i alırsak zaten kaya saçar, tekli falan her türlü inecektir. Çok ciddi bir 3 yıldız fırsatımız olacak gibi gözüküyor. Tamamdır. Bir tane daha görünmezlik. Bu arada görünmezlikleri yine erken kullandım ama sıkıntı yok. Monolith'i de indirdik. Son görünmezliği de erkenden attım. Ne mi problemi? Sanırım köyü üçledik arkadaşlar. Haksız mıyım? Şimdi acele etmeyelim. Nereden nasıl yapalım? Şuraya bir tane mayın eşiği ve bebek ejder atıyorum. Sol tarafı iyice kapatıp sağ taraftan hero'lara doğru devam etmeye niyetim var. Şuradan kralı, hemen ardından süper okçuları o kara iksir sondası ile, efendime söyleyeyim, inşaatçı kulübesi bir an önce insin diye şuradan buz golemini de önlerine salladım. Hatta ve hatta kraliçeyi de devamlıyor. Bak, süper okçuların işte marifeti bu. Elektro titanlar duvarlara kilitle. Aa, sol taraftan gidecekler. Yapma. Yapma, sağ taraftan gidin lan, nasıl kıydınız bana? O zaman şampiyon kartımı oynuyorum arkadaşlar. Şampiyonu süper okçuların önüne atarak onları tanklamaya çalışacağım. Başka da bir lüksüm yoktu. Bu anlık vermiş olduğum aceleci bir karardı. Umarım doğru bir karar olmuştur. Yani süper okçular en nihayetinde hala daha hayattalar. Şampiyonun da kalkanı var, çokluğu alacak. Bence ciddi bir sıkıntı yok an itibariyle. Burada emin değilim ama sanırım klan kaleleri de boş. Herhangi bir asker çıktığını görmedim şu ana kadar. Bakın, süper okçuların sol taraftan ilerlemesi belki de iyi oldu. Öteki türlü time field'de kalma ihtimalimiz de yüksek olacaktı, haksız mıyım? Güzel. Kraliçenin özelliği duruyor. Şu noktada bir adet süper duvar kırıcı kullandım. Operasyon başarılı. Bir duvar kırıcı da şu noktada kullandım. Oradaki süper okçuların hiçbir şansı yok. Kaya saçar onları yalayıp yutacaklar. Ama bir tane bile süper okçu, bakınız, en uç noktadaki binaları indirerek time fail olmamızın önüne geçecek. Ne yalan söyleyeyim, çok güzel bir değer elde ettik. Eyvallah ama 3 yıldıza gideceğini de düşünmüyordum. Sırf süper okçular titanları takip etmediği için. Şikayet etmiyoruz. Şikayet eden namerttir. Bizden de değildir. İlk üçlüğümüzü patlatmış olduk. Bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda elimde böyle acayip bir ordu var ama bu orduda bir şeyler ters. Neden diyeceksiniz? Süper duvar kırıcım yok. Benim acilen süper duvar kırıcı dahil etmem lazım orduya. Evet, birlikler de tamamlanmış. Hemen şuradan yenisini açalım. Taşla bitireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. İlk önce saldıracağımız köye kısa da olsa bir gözcülük yapmak istiyorum. 3, 4, 5 ve 6 numaralardan sorumlu. Önce bir düzen seçelim. Aa, 5 numara aynısı. Tamam, ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Az önceki gibi 2 tane süper duvar kırıcısı bize yeterli olacaktır da artacaktır bile. Şuraya bayrağımızı atalım. Şunları bir silelim. 320, şöyle 2 tane süper duvar kırıcı. Başka bir eksik var mı? 3 tane kelle avcımız var. Fazla mı? Fazla ya. Kelle avcılarından birisini silebilirim. Titanlardan birisini silebilirim.
Bir bakalım ne kadar kapasitemiz kaldı. Evet, hala daha üstüne bir şeyler alabiliyorum. Ne dahil edip? Aslında süper okçuları yine sol taraftan gönderip önüne birkaç tane dev mi alsak? Hem şampiyonu da tanklarlar değil mi? Dev alacağım artık. 4 tane dev alacağım ya. Zaten hiç kullandığım da yok. Bahaneyle dev kullanmış oluruz değil mi? Tamamdır. Dondurmamız varmış bir tane. Bu dondurmayı sileceğim. Yerine bir tane daha görünmezlik büyüsü alacağım. Düzen aynı ve tecrübemiz olduğu için. Şöyle şu şekilde birer tane güç ve kahraman iksiri. Tamamdır. Herhalde hazırız değil mi? Eksik yedik bir şey var mı? Lan orada da şifacı da mı yok? Ha varmış, tamam. Yani şifacı yok sandım. Evet, hiç gözcülük yapmaya bile gerek duymadan saldırı butonunun tepesine çöktüm gitti arkadaşım. Haydi bakalım. Evet, düzen aynı. Az önce üçlendiyse teknik açıdan yine üçlenmesi lazım. Burada hero'lar ve savunmalar bir tık daha zayıf ama benim hero'lar max. Tamam, sıkıntı yok. Max veya max'a yakın. Yani öyle bahane üretebilecek bir pozisyonda değiliz arkadaşım. Böyle zeplerimi de salladım. Koruyucunun özelliğini erkenden kullanıyorum. Tam şöyle nerede kullanmıştık? Şurada kullanmıştık herhalde. Devamında bir adet görünmezlik. Kafaya bir öfke büyüsü. 10 numara 5 yıldız. Operasyon başarılı. İkinci görünmezlik büyüsü devrede. Bu sefer görünmezliklerimi erken kullanmayacağım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ulan düştüğümüz hallere bak. Sanki arkadaş oyun oynuyoruz. Savaş yapıyor. Lan monolite alamayacağız. Son görünmezliği şu şey. Lütfen monolite vur ya. Lütfen monolite indirilmesi lazım onun. Azıcık değil, bir tane daha mükemmelsin sen. Tamam, bu sefer üst taraftaki kaya saçar gitti. Nasıl oldu ben de anlamadım. Güzel. Sıkıntı yok. Şuraya bir tane okçu bıraktım. Buz golemi, kral, titanlar. Devamında şifacılar. Şöyle yapacağım arkadaşlar. İki tane süper okçu bıraktım. Kraliçeyi de bıraktım. Şimdi onlar yukarıya doğru gitsinler. Geriye kalan tank askerlerimle de buradan süper okçular ve devlerle bak iki tane gönderdim. Hemen ardından şampiyon, iki tane de süper okçu. Böyle temizliğe temizliğe gideceğiz. Temizliğe temizliğe gideceğiz. Defansif kral için şöyle bir kelle avcısı. Buz golemi hala daha o noktada. O hoşuma gitti. Şurada bir tane daha dev. Şurada bir tane daha dev. Bir tane daha süper okçu. Ama bu sefer tekli cehennem kulesi var ve şampiyona kilitlendi. Kazıcı oraya yetişene kadar geç kalacak. Bastım kalkanını. Hadi, kalkanını da atamadı değil mi? Kalkanını da atamadı. Ama sıkıntı yok. 3 yıldızı engel olacağını ben düşünmüyorum arkadaşlar. O tekli cehennem kulesi. Eyvah. Abi o tekli kuleyi biz ne yapacağız? Şu iksir deposunun inmesi lazım. Şu duvarı bir an önce açmak için 3 tane daha okçu gönderdim. Gerekirse duvar kırıcı kullanacağız. Abi tekli kuleler bizi birazcık sıkıntıya çıkartabilir ya. Bak şöyle yapacağım. Duvar kırıcıyı şu köşede kullanmaya çalışacağım. Binalar indikten sonra bu sayede tekli cehennem kulesine yol açılmış olacak. Kraliçe oradan içeriye girer. Yarım kalan işi tamamlar diye düşünüyorum. Hatta şu kelle avcısını da iksir deposuna atalım. Tam şöyle şu noktadan bir duvar kırıcı tam istediğim noktada çalıştı. Zaten kraliçenin içine girdiği kanalda tekli cehennem kulesini indirmeye müsait. Aynı düzenden tekrardan 3 yıldızı patlatmış oluyoruz. Şükürler olsun. Bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlayalım o halde. Evet arkadaşlar, tekrardan 2 numaralı belediye binası 15 hesabımıza girişimizi yaptık. Bir tane dondurma büyüsü bastım. 4 taşla onu bitiriyorum. Süper okçulu bir Titan saldırısı yapacağım. Orduda da süper okçular olacak. Dondurmanın sebebini de rakibin 4 numarasında gözcülük yaptığımızda görmüş olacaksınız. Zeppelin'i monolitin üstüne doğru indirmeye çalışacağım. Patlatıcıyı donduracağız. Zaten ağır savunmalarının haricinde çoğu savunma, özellikle hafif savunmalar bayağı bir geriden kalma. Hero'lar da süper okçulun menzilinde kalacağı için ben buranın da rahatlıkla üçleneceğini öngörüyorum. Bak boşluk bırakmış orada, şeytan dürtüyor ama şeytan gevezedir. Dinlemeyeceğiz arkadaşım, dinlemeyeceğiz. Şimdi şöyle bol miktarda balon, koruyucu, hemen ardından zeplin. Önce koruyucunun özelliğine şu şekilde basıyorum. Dondurma büyüsünde şöyle şu noktada temiz temiz kullanalım, sonrasında başımız ağrımasın. Tamamdır, görünmezlik elimde, beklemedeyim. Tam şöyle şu noktada kullandım. Klonu sol tarafa doğru, öfke devrede. İkinci görünmezlik başarısı başarılı. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Lan yine erken attım. Sayma da sayı saymayı da bilmiyorsun. Kan kırır kardeş. Niye öyle oldu ben de anlamadım. Son görünmezliği attım. Kafaya bir öfke büyüsü de attım. Orada yükseğini kralı kraliçeyi falan vuracaklar. Öfkenin içerisinde olması çok daha iyi olacak. Yalnız ne yalan söyleyeyim. Beklediğim kadar büyük bir değerde elde edemedim gibime geliyor. Ama dünyanın sonu değil. Bence güzel gözüküyor. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şu noktada bir adet bebek ejder bıraktım.
Kralı sol tarafa doğru göndereceğim. Bana saldırı gücümü kartal topuna doğru yollayacağım. Şuradan kral, buz golemi, titanlar, kraliçe, şifacılar. 2-3 tane okçu buraya. 2 tane okçu da kralın ardından gönderebiliriz bence. Herhangi bir ziyan çıkartmayacaktır. Duvar kırıcının çalıştığı yere bak. Tamamdır. Tekli cehennem kulesi mide bulandıracak. İkinci duvar kırıcının çalıştığı nokta hoşuma gitti. Şampiyonu kralın önünden şu tekli cehennem kulesine doğru atacağım. Duvar kırıcı çalışmadı. Ciddi misin ya? Nasıl çalışmaz arkadaş? Bu arada buz golemi çok güzel bir noktada dondu ve tekliği etkisiz hale getirdi. Kraliçenin neticesini kurtardı. Şampiyonu buradan tekliğe doğru atıyorum. Aksi takdirde bütün askerlerimin canını okuyacak o noktada. Hadi kazıcı, hadi kazıcı, kraliçe gitmesin. Bak sırf bu yüzden şampiyonu buradan attım. Öteki türlü karın ağrısına sebebiyet verebilirdi. Kralın özelliğini kullandım. Ardındaki iki tane süper okçunun yaptığı inanılmaz işlerin farkındasınızdır diye düşünüyorum. Şampiyon kartal topunu alacak. Bence 3 yıldız geldi gibi gözüküyor. Savunmalarında düşük olduğunu göz önünde bulundurursak kalan askerlerimiz 3 yıldız için yeterli olacaklardır diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Umarım. Umarım öyle olur. Tekli kraliçeyi kilitlendi. Özelliğine bastım. Kazıcımız hayatta mı? Valla kazıcı hayatta. Mükemmel. Tekliği etkisiz hale getirdiğinde 45 saniyede süremiz var. Yani zayıf bir köydü arkadaşlar. Şimdi yalan olmasın, bizim bir marifetimiz yoktur. Süper okçuların marifetidir. Düzenin ve savunmalarında acizliğidir yani. Bu şekilde özetlemiş olalım. Bir sonraki saldırıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Belediye binası 15 ana hesabımıza girişimizi yaptık. Rakibin bir numarasına karşı mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam iki tane zehir büyüsü kulesi vardı. Düzen de birazcık sıkıntılıydı. Evet, bundan bahsediyorum. Yani burada nasıl bir şey yapabilirim gerçekten çok da böyle olağanüstü fikirlerim yok ama düzen aslında çok da iyi değil, böyle karışık gibi gözüküyor ama bence kötü bir düzen. Mesela şuraya bir Zeppelin Yeti klon yapsak var ya, 4 tane X'yi, kartal topu ve şampiyonu alabiliriz. Ama ordu basmaya vaktim yok. Çok az kaldı savaşın bitmesine. Birazcık risk alacağım arkadaşlar. Dondurmam var mı? Yok. Hemen bir tane dondurma almamız lazım. Hem patlatıcı. Patlatıcıdan daha da önemli olan zehir büyüsü kulesini etkisiz hale getirmek için. Şöyle şu şekilde dondurmayı da taşla bitiriyorum. Tekrardan gözcülük yapalım. Şimdi kafamdaki plan şu şekilde. Koruyucunun özelliğiyle bol miktarda balonu zeplini şuralarda indirmek için kullanacağım. Zehir büyüsü kulesi ve patlatıcıyı dondurursak kaya saçar, tekli klan karesi, belediye binası değil mi? Yani balonlarda belki bakarsınız kartal topunu indirirler. Nasip kısmet bu işler. Aa bir dakika, ben bir saniye, tazı balon varmış. Bir dakika, o zaman değişir. O zaman işlerin rengi değişir arkadaşım. Tazı balon olması için çoklu cehennem kulelerinin sıkıntı çıkartmaması lazım. Hepsi tekli de sıkıntı yok. Yalnız hem kraliçe hem de şampiyonu göz önünde bulundurmam lazım. İki tane kelle avcısı şampiyona sallarım. Kral kraliçeyi de kraliçeye doğru gönderirsem tamamdır, olur bu iş. Tamam. Kaç tane? Üç tane kelle avcım var. İkisini şampiyona göndereceğim. Hadi bakalım. Titanlarla fena iş çıkartmadık ama. Tazı balon bakalım yüzümüzü güldürecek mi? O bir insin. O bir insin. Şöyle bir iki tane kelle avcısı. Tam şöyle şu noktada koruyucunun özelliğini patlattım. Tam şöyle şu noktada bir adet dondurma büyüsü. Geç kalmadım. Gurur duyuyorum kendimle şu anda. Zeplinin ineceği yer çok da hoşuma gitmiyor. Hemen klonu da çaktım. Kafaya bir öfke. Süper okçular hayatta mı? Evet, süper okçular hayatta. Operasyon başarılıdır arkadaşım. Güzel. Bir tane daha görünmezlik büyüsü. Defansif şampiyon inmemiş ama canı bayağı bir az kaldı. Umarım bize çok ciddi sıkıntılar çıkartmayacaktır. Binayı alamazsak tekte kaldık arkadaşlar. Onu da söyleyeyim de. Binayı... Abi niye bu kadar yavaş vuruyorlar? Ben anlamıyorum ya. Binayı alamayacağız. Değil mi? Hadi bir tane. Bir tane daha. Bir tane daha. Tekte kalmayalım değil mi? Aynen, tekte kalmamak için uğraşacağım. Hero'ları binaya göndereceğim. Tekte kalmayacağız ama 3 yıldızın yanına bile yaklaşamayacağız arkadaşlar. Birazcık daha zeplini şöyle şuralardan bir yerlerden atmam lazım. Açıyı yanlış ayarladım, o yüzden böyle oldu. Neyse, sıkıntı yok ya. Şuradan buz golemini, kraliçeyi de bıraktım. Tam şöyle şu noktada bir adet süper duvar kırıcı. İkinci de umarım şöyle şu noktada çalışacaktır. Aynen öyle. Hero'ların belediye binasına ulaşımı sağlanmış olacak bu sayede. Şuraya bir iki tane minyon. Bir tane de buraya. X'e'yi karaya bakıyor. Bir tane de buraya. Şampiyonu üst taraftan göndereceğim. Tazı balon ile birlikte. Kralın özelliğine bir an önce basalım. Barbarlar belediye binasını tanklasın. Bu arada belediye binasına şu anda ulaşamıyoruz değil mi? Yok, kraliçe ulaşıyor. Abi o kadar da değil ya. Kraliçe alır binayı değil mi? Alması lazım yani.
Alır ümidiyle şuradan Tazıbalan'a başlıyorum. Ardından şampiyon ile birlikte Kraliçe Belediye binasına yapıştı. Umarım özelliği elimizde kalır. Şuradan son tazıyı da gönderdim. Balonlar tek tek almadık. Güzel. Ama dediğim gibi 3 yıldıza da yeterli olmayacaktır. Kelle avcısını atarsam şu anda direkt ölecek. O yüzden kullanamıyorum onu maalesef ki maalesef. Şöyle şuradan kelle avcısını da attım. Son balonları da monolitin midesini bulandırmak için gönderiyorum. Minyonlarla birlikte. Şampiyon kalkanı ile birlikte hayatta. Kazıcı da hayatta ama kraliçe hayatta kaldı. Zaten şampiyon da hayatta. Maalesef arkadaşlar fena bir savaş olmadı ama 3 yıldız gelmeyeceğini de zaten savaşın başında anlamıştık yani. Yani bina inmediği zaman tazı balonla işiniz gerçekten ama gerçekten çok zor. Bak kazıcının yaptığı güzelliği görüyorsunuz değil mi? Gider ayak kaya saçarı da indirdi ama maalesef. Binayı alsaydık aslında çok rahat bir üçlük gelecekti ama sıkıntı yok. Zaten rakip de çok fazla saldırı hakkını kullanmamış. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? %86. Yani ne kadar kaldı? 42 dakika kaldı. Onlar da sadece 6 savaş haklarını kullandılar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Conqueror 2 hesabımıza girişimizi yaptık. Bir tane güç iksiri kullandım. Kahraman güçlendirme iksirim yokmuş. Hemen yerine yenisini alalım istiyorum. Onu da kullanalım. Nasıl bir düzene saldıracağız bilmiyorum. İlk defa sizlerle birlikte bakacağım. Kaç numarada bu hesap? 5 numarada. Normalde 10 ve 9'dan sorumlu ama bağış hesabıyla ters çeviriyorum ben. 5 ve 6'dan orası. Yani 7 ve 8 numaralardan sorumluyuz bu köyle. Pekala. Evet. 7 numarada böyle. Aslında güzel. Değil mi? Mi. Güzel mi. 8'e bakacağım bir de. 8 daha da. 8 garanti. 8'i çatara çutara üşleyeceğiz muhtemelen ama patlatıcı sıkıntısı var. Dondurma alalım mı? Burayı titanlarla ben rahatlıkla üşleyeceğime yürekten inanıyorum. Zaten savunmaları da düşük. Hatta sırf bu yüzden dondurma da almıyorum lan. Patlatıcı üflesin sıkıntı yok. Üflemezse namerttir. Hadi bakalım. Üfleyecek. Üfledikten sonra iniş yapacağız. İnşallah bir sıkıntı çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Bu arada burası da tazı balonmuş. Bak yine fark etmedim. Tamam. Koruyucunun özelliği ne kadar geç o kadar iyi. Tam şöyle şu noktada koruyucunun özelliğini bastım. Patlatıcı üflesin sıkıntı yok. Her şeyi kontrol altında arkadaşım. Tam şöyle şu noktada bir adet görünmezlik. Oo! İkinciyi üfledi. Ya ama ya abi işte bu çok kötü oluyor. Bu hiç iyi olmuyor. Bu berbat oluyor. Bu olmaması lazım ama benim hatam bir şey de diyemiyorum. Bir saniye görünmezlik büyülerim elimde. Dur bakalım dur bakalım. Bir şey söyleyeyim bir de gidiyormuşuz buradan 3 yıldızı patlatıyormuşuz. He? Yani tarihe var ya altın harflerle yazarlar adımızı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. He? Burada bir adet duvar kırıcı. Kralın ardından kraliçe, buz golemi. İkinciyi üfledi. Ben onu hiç düşünmedim. Bak ilk üflemesi için planım vardı ama ikinci üflemesi için plan yapmamıştım açıkçası. Bakalım. Tek tek alacağımı hiç düşünmüyorum. Her türlü 2 yıldızı alırız gibime geliyor. Böyle parçalı bir şekilde askerlerimi sallayacağım. Hero'lar bir yandan tanklarlarken şampiyonu da görünmezlik büyüleriyle yürütmeye çalışacağım. Böyle şu şekilde. Kralın özelliğine bastım. Duvar kırıcı tam istediğim noktada mükemmel. Burada bir tane daha görünmezlik büyüsü. Hatta ve hatta şampiyonu öfke atıyorum. Var mı ötesi? Bir tane daha görünmezlik büyüsü. Şampiyona bir tane daha görünmezlik büyüsü. Şampiyona bir tane daha görünmezlik büyüsü abi. Yalnız var ya burada 3 yıldız olsa hakikaten olay olur ha. Kraliçenin özelliğine basmaktan başka bir çarem yoktu. Abi kraliçe binayı alırsa köyü belki bir ihtimal üçleyebiliriz bile ama zor gözüküyor. Yapma bana bunu ya. Sen ciddi olamazsın. Abi bütün balonlarımı binaya göndermekten başka yapacak hiçbir şeyim yok ki muhtemelen o da yeterli olmayacak ve tek tek alacağız. Lan niye böyle oldu ya? Vay arkadaş. Belki tazı patlar da köpecikler balonu tanklarlarsa 2 yıldızı alabiliriz ama kasırga da sıkıntı çıkartmayacak. Lan 3-5 taneniz şu binanın üstünde patlasanız tamamdır. Deli etmeyin adamı. Gelmiş olması lazım. Hadi. Tamam. Tek tek almadık en azından. Yani kraliçeyle bina. Aslında var ya görünmezlik büyülerinden bir tanesini kraliçede. O sonuncu görünmezlik büyüğü ben kraliçede kullanacaktım. Binayı alsa var ya savunmalar da zayıf 3 yıldıza kadar giderdik arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok arkadaş. Nazar boncuğu olsun. Hep 3 yıldız alınca da bir tadı kalmıyor yani videonun. Biliyorum ben. Bir sonraki saldırıya geçelim o halde. Evet arkadaşlar evladım gibi sevdiğim köydeki ikinci saldırımızı gerçekleştireceğiz. Hemen şöyle bir tane dondurma bastım onu taşla bitireceğim. Eğitim iksiri olmuş olmasına rağmen vakit kaybetmek istemiyorum. Malum sebeplerden dolayı
hemen rakibin 6 numarasına Ayyan isimli vatandaşın köyüne bir gözcülük yapalım bakalım. Planım şu şekilde: Zeplin'i şuralarda bir yerde indirin. Tam şu iki duvarın arasındaki kör noktada indirmeye çalışacağım. Bu sayede monoliti, kraliçeyi, kaya saçarı, belediye binasını, yani ne alabiliyorsak almaya çalışacağız. Bu patlatıcı bize sıkıntı çok fazla çıkartacağını düşünmüyorum ama buraya bir patlatıcıya dondurma atacağız. Zeplin'i de buradan bırakacağım. Okçu Kulesi'nin hizasından. Saldırı butonuna tıkladım, gitti. Yani fark ediyorsunuzdur değil mi? Aceleye getiriyorum arkadaşlar. Mümkün olduğunca fazla sayıda canlı saldırıyı sizlerle birlikte yapmaya çalışıyorum. Haliyle hata paylarım da yüksek oluyor. Siz de bir zahmet idare edin yani, değil mi? Bir zahmet. Şurada bir dondurma büyüsü. Neredeyse geç kalıyordum son anda. Görünmezlik elimde. Tam şu. Oo, kasırga. Aman diyeyim. Aman diyeyim, kasırga çok tehlikeli. Bu oyuna 2-3 beden büyük geliyor malumunuz. Ama ciddi bir sıkıntı çıkmadı gibi. En azından belediye binasını aldık ve süper okçular hayatta. Monolit'te indikten sonra ben bu işe okeyim arkadaşım. Tamamdır. Gerisini kendi imkanlarımızla halletmeye çalışacağız. Diğer öfke büyüsünü de attım. Son görünmezliği duruma göre şöyle şu noktada kullanalım madem. Kraliçeyi alamadık ama köyde neredeyse de bir şey kalmadı. Hatta kraliçeyi indireceğiz gibi. Aynen. Tamam. Şimdi şöyle oluyor Amir Bey. Şuradan kralı bırakacağım. Bir, iki tane süper okçu. Öyle alt tarafa doğru gelirken şu noktada bir adet süper duvar kırıcı. Şöyle iki tane dev, bir iki tane süper okçu, titanlarla da tekli cehennem kulesine doğru ilerlemeye çalışalım bakalım. Şampiyonu elimde esneklik kazandırması açısından elimde bekleteceğim. Bakın arkadaşlar, süper okçuların temizlik marifetlerini kesinlikle hafife almayın. Hakikaten çok iyi temizlik işleri çıkartıyorlar. Burada tekli kuleye es geçtiler. Mecburen şampiyonu tekli kuleye göndermek zorunda kalıyorum. Kazıcı onu etkisiz hale getirsin ve hero'larımızı katletmesin diye. İki tane daha devim var. Bunlardan birisini şöyle salladım. Bak, süper okçular üst taraftaki hala daha hayatta. Şaka gibi ya. Tamam. Birini de şöyle bırakacağım. Bir tane balon. Bir tane balon. Son duvar kırıcıyı da tekli cehennem kulesine ulaşabilmek için, kraliçeyi o noktaya sokabilmek için kullanın. Zaten şampiyon da kalkanını fırlattı. Arkadaşlar, hem düzen kötüydü hem de yine savunmalar zayıf olduğu için en azından hafif olanlar yine 3 yıldız gelecek gibi gözüküyor. Tekrar söylüyorum, benim marifetim değildir. Bir bakıyorum yorumlara, adam yazmış işte saldırdığı düzenlere bak. Arkadaşlar, ben klan savaş liglerinde boyumdan 5 büyük bedende olan oyunculara karşı da mücadele ediyorum. Yani bu rakipleri ben seçmiyorum. Ne yapalım, çekmeyelim mi yani videolarını? Ya da çekelim de saldırıları yapmayalım mı? Ne yapalım, ne istiyorsunuz anlamadım ki yani. Ne çıkarsa onu yapıyoruz. Buyurun işte, açıkça söylüyorum, düzen kötü. Savunmalar zayıf. 3 yıldız maharet değil. Ya bunun üstüne hala da o yorumları yapıyorsanız, NATO mermer, NATO kafa. Ne diyelim yani? Bu saldırıyı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle bir bakalım. Toplamda 7 saldırı hakkımızı kullandık. 33 dakikamız var. Hadi en azından bir tane daha saldırı yapalım. Evet arkadaşlar, Kankır Riki hesabımızdaki ikinci saldırımızı gerçekleştireceğiz. Klan kalesini doldurdum. Orduda da tazı balon varmış. Dondurmam yok. Saldıracağımız düzene bir bakalım. Duruma göre dondurma da dahil edebilirim. Şimdi 4 numaradan hesaplarsak 8 ve 7'den sorumluyuz. 8'de fail olmuştuk. 7 numaraya bir gözlülük yapalım bakalım. Evet. Burada da böyle. Yani direkt monolitin üstünde indirmek mantıklı olur gibime geliyor. Cehennem kulelerinin 3'ü de teklide olduğu için ve klan kaleleri de boş olduğundan dolayı kraliçeyi alırsak şampiyona doğru hero'ları yürütürüz. Kaya saçarı da tazı balonu başlattık mı şampiyonla birlikte, bence bu iş olur. Her şey hazır. Saldırı butonuna tıkladım, gitti o halde. Koruyucunun özelliğini feda etmesek de aslında belki bir ihtimal. Aa, boşluk varmış. Tamam. Garanti üçlendi o zaman. Değil mi? Garanti üçlendi gibi bir şey. Böyle. Bom. Öfke. Tamamdır. Koruyucu elimizde kaldı arkadaşlar. Bu inanılmaz bir gelişme yani. İnanılmaz güzel bir gelişme. Bir tane daha görünmezlik büyüsü kullandım. Ne tarafa gideceksiniz? Şöyle bir görünmezlik attım. Kraliçeyi indirmek istiyorum. Şöyle bir görünmezlik. Bir tane daha öfke büyüsü patlattım. Kalan sahalar bizimdir. Süper okçularla devam. Son görünmezlik büyüsünü de atıyorum. Teklerden birini indirsek yine kısa günün karıdır yani. Hadi bir tane daha, mükemmel. Sağ taraftakini indireceğiz ama sol taraftaki kalacak. Sıkıntı yok. Şimdi şuraya iki tane sinsi goblin. Şöyle iki, dört. Ay senin gizli testalarına. Al sana bir buz golemi o zaman. Sen hak ettin bunu. Atmasaydık daha iyiydi ama sıkıntı yok. Şampiyona gidecektik, unuttuk. Sıkıntı yok. Kaya saçarı indirmiş oluruz. O da güzel bir değerdir. Duvar kırıcıları kullanmama gerek yok. Arkadaşlar nasıl yapsak? Bak, şampiyona atacaktım hero'ları. Benim kafam da gitti ya. Stresliyim şu anda süreden dolayı.
O yüzden çok fazla hata yapıyorum. Ama sıkıntı çıkmayacak bence. Bakalım. Böyle şuradan bir tazı. Bol miktarda balon. Şampiyonu direkt tekliğe göndereceğim. İkinci tazı balonlar. Üçüncü tazı balonlar. Şampiyona direkt 3 tane kelle avcısını patlattım gitti. Kendi şampiyonumu da buradan sahaya sürdüm arkadaşım. Evet, o şampiyonu yaladık yuttuk, yaladık yuttuk. Tamam, sıkıntı yok. Kraliçe özel... Lan koruyucum var. Arkadaş koruyucum var, kullan. Benim kapı hakikaten. Tamam arkadaşlar, bu da demek oluyor ki video limitimi ben doldurdum. Zaten süre sıkıntısı da var. Bundan sonraki saldırıları kayıt dışında yapacağım. Yoksa var ya, elimizdeki savaşı gideceğiz, vereceğiz vatandaşlara. Bu arada eğer bu savaşı kazanabilirsek savaş kazanma serimiz 2 olacak ve bu sayede belki de 40 yıldır selam bekleyen Adıyaman'a selam çakmış olacağız. O yüzden kazanmamız lazım. Adıyamanlılar için bu savaşı mutlaka kazanmam gerektiğini düşünüyorum. Evet, hero'ların özelliklerine de basalım. Bu saldırı da bu şekilde bitmiş olsun. Şimdi az değil buz değil, tam tamına 8 tane canlı saldırı yaptım arkadaşlar. Bence şimdilik yeterli olacaktır. Kalanları da 29 dakika içerisinde kayıt dışında yapacağım. Sonra tekrardan kameranın karşısına sizlerin huzurunuza geçeceğim. Evet arkadaşlar, kendimi kaptırmış gidiyordum. Kankerron hesabıma girdim. Yeni saldırımı gerçekleştirecektim ki bir baktım savaş bitmiş, ben hiç farkına bile varmadım. En son baktığımda son 3,5-4 dakika kalmıştı. Böyle ellerim titreye titreye kalan saldırı haklarımı kullanmaya çalışıyordum. Sırf ganimet bonusundan daha fazla faydalanabilmek için, ama olmadı maalesef. Evet, 43 yıldızda savaşı tamamladık. Şöyle ne yaptık bir görüntüleyelim. En tepedeki iki köy hariç rakibin bütün köylerini üçlemeyi başardım arkadaşlar. Saldırı yapamadığım bayağı fazla sayıda köyüm var. Birer tanelerini kullandım ama işte görmüş olduğunuz gibi bağış hesabımıza hiç ganimet alamadık. Akılsız başın bir şekilde de cezası olacak. Aslında akılsız baş da demeyelim, birazcık yoğun işlerim vardı, o yüzden videoda çekemedim, savaşlarımı da yapamadım, ama bundan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. O halde gönül rahatlığıyla buradan bizi Adıyaman'dan izleyenlere, Adıyaman'a gönül vermişlere kucak dolusu saygılarımı ve selamlarımı iletmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.